Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 3 adım deneme sınavları AYT sayısal. Birinci adım, birinci deneme sınavının sevgili arkadaşlar matematik sorularının, matematik testinin sorularını çözmeye devam ediyoruz. Onu göstermeden de rahat edemiyorum. Matematik testi AYT mat denmiş. Birinci adım, birinci deneme sevgili arkadaşlar. İlk 30 soruyu çözmüştük. 31 ile devam ediyoruz. Hocam bu nedir diyenler için buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar zaten. Bu oynatma listesini tıkladığınızda tamamını onarlık gruplar şeklinde arkadaşlar sırasıyla bulabilirsiniz ki niyetim de AYT'ye ait tüm denemeleri, birinci adım, ikinci adım, üçüncü adımların beşer tane var. Hepsini çözmek, yani 15 tane testim. İnşallah yetiştirebilirim. Ayrıca fizikleri de yetiştirebilirsem onları da çözmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Onları da bulabilirsiniz. TYT'ler de zaten var. TYT'ler için de ayrıca link koyacağım. Evet sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve ben de size soruları çözerken konu anlatımında yardımcı olmaya çalışacağım. Her testin arkasında zaten resim var arkadaşlar. Öyle öyle atlaya atlaya da gidebilirsiniz. Diyor ki, şekildeki ABC üçgeni verilmiştir. BAD 35 derece, ACB alfa üzerinde, AE, EDC hepsi birbirine eşit. Arkadaşlar geometride trik noktalardan biri şudur. Buradaki veriler çizim üzerinde de gözüküyor mu? Gözükmüyorsa sen ekle. Çok kritik nokta odur. BD de DC'ye eşitmiş. Hemen belirgin hale getireyim. Buna göre alfa da açısı kaçtır? Güzel. Yani yeri gelmişken şunu da söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Şimdi bunların biliyorsunuz kare kodla okutulmuş haliyle MEP tarafından çözümleri de var. Valla ben bu testi, birinci adım, birinci deneme testini çözen matematik hocasını çok beğendim. Yani çok güzel anlatıyor. Mesela benden anlamıyorsanız lütfen ona bakınız. Çünkü çok kıymetli bir insan. Benim derdim, niyetim de zaten sizlerin bir şey anlaması, bir şey öğrenmesi ya. Valla buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum öğretmenimize. Çok güzel anlatmış böyle. Güzel dille böyle. Hoş, benim kadar muhabbet edemiyor tabii o resmi konuşuyor ama çok kitabi, çok güzel şeyler söylüyor. Devam ediyorum. Yani yeri gelmişken belirtmeden edemedim. Arkadaşlar şimdi bak, hemen bir şeyler bulman lazım ya. Senin dikkatini çeken arkadaş şu. Bak sevgili arkadaşlar, bir üçgende bir köşeden kenar ortay inmiş değil mi? DE kenar ortayı görüyorsun. Ve bu kenar ortay indiği kenarı iki eşit parçaya bölmüş ve indiği kenarın da yarısıysa işte biz bu arkadaşa ne diyoruz? Muhteşem üçlü görüyoruz arkadaşlar. Bu olsa olsa sadece dik üçgende oluşabilecek bir durumdur. Demek ki burası dikmiş arkadaşlar. Bu durumda burası da dikmiş. Şimdi çorap söküğü gibi geliyor domino taşları. AD de arkadaşlar bak yine bir kenar ortay. Bu kenar ortay neymiş? Dikmiş. O zaman bu arkadaşlar bir ikizkenar üçgenmiş. Burası 35 ise burası da 35'miş. Bu saatten sonra da alfayı bulmak çocuk oyuncağıymış. Çünkü burası 90 ise alfa ile 35'in toplamı da 90 derece olmalı. Bu durumda alfa kaç olmalı arkadaşlar? 55 derece olmalı tabii ki. Anlaştık mı? Güzel. 32 ile devam ediyor. Şekilde ABC üçgeni verilmiştir. Görüyorum. EF 6 birim üzerinde. AC 20 üzerinde. AC BC'ye dik. Hop, hiç affetmem. Hele diklik işareti var ya, çok önemlidir. Mutlaka ve mutlaka sen koy. Kendin mesela, bazen öğrencilerim indiriyor. Dik indirdim öğretmenim diyor. Arkadaş şu işareti koymadan orası dik olmaz. Kesinlikle bu işareti göreceğiz. Benim ilkokul öğretmenim öğretmişti ya. Valla ilkokuldaki lafı benim hala aklımdadır. Çok özen gösterdi. Bu diki koyacaksın. Devam ediyoruz benim anılarımdan sonra. EF BC'ye paralel, teşekkür ediyoruz. Benim için işareti de koymuş. Olduğuna göre taralı alanla gösteren AFB üçgenin alanı kaç birim karedir? Sevgili arkadaşlar şimdi bak, normal şartlarda burası 6, burası 20. Sen burada inlesen bu soruyu çözemezsin. Yani buna ait yükseklikler şunlar bunlar bulamazsın. Sevgili arkadaşlar, madem sana şu kenar verilmiş. Bak bu arkadaşı da uzatırsam. Şimdi bak, şu kısmın alanı şöyle böleceğim ben burayı. Gel buraya. Bak bu sana 20 verilmiş ya. Bir de buradan böleyim ben bu uzunlukları. Şuraya A diyelim. Buraya da B uzunluk. Buraya da A. Buraya da B kadar diyelim. Sevgili arkadaşlar, şu arkadaşın alanı bak bildiğin bir taban olmalı ve ona ait yüksekliğin. Şu arkadaşın alanı
A çarpı 6 bölü 2'dir değil mi? Evet. Peki bu arkadaşın alanı ne kadardır? Bu arkadaşın alanı da bak yine 6 ve B var. B çarpı 6 bölü 2. Sevgili arkadaşlar ben bunu niye yaptım? Bak bu iki arkadaşı toplarsam 6 tane A bölü 2 artı 6 tane B bölü 2. Hatta gel bunları sadeleştirsen 3A artı 3B yani 3 tane A artı B. Fark ettin değil mi olayı? Yani sen bunları teker teker bilmesen de bak A artı B'nin 20 olduğunu biliyorsun. Değil mi? Olay buymuş arkadaşlar. Bu arkadaş 20 olduğuna göre sonuç da 60'mış. Öyle değil miymiş? Aynen öyleymiş. Yani muhabbet bu. Bunu görebilmek. Buradaki sorunun triği de bu. Bunu fark edebiliyorsan 20 verilmiş. A ile B'nin toplamı 20. Buradaki alan 6 tane A bölü 2. Buradaki alan B 6 tane B bölü 2. Buradan yürüyorsun. Benim motivasyonum da burada sevgili arkadaşlar. Bir tabanını biliyorum. Oradan yürüdüm. 33 numara. Bir iç açısı dış açısının 17 katına eşit olan düzgün bir çokgenin kaç kenarlıdır? Bir iç açısı dış açısının. Bak buraya 17 alfa işaretlemiş. Şunu yapmamış. Çünkü buraya da benim için alfa koyar mısın demiş. Tabi bu oran çok kötü değil mi? Burası alfaysa burası 17 tane alfa etmez. Çok çok daha küçüktür. Arkadaşlar dış açıyla iç açı nedir? Komşu bütünlerdir. Yani 17 alfa artı alfa 180 derecedir. 18 tane alfa 180 derece ise alfa 10 derecedir. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar burası 10 derecedir. Ve düzgün bir çokgende aklında olsun. İç açıyı falan bulurken arkadaşlar en büyük ipucun senin dış açıyı bulmaktır. Çünkü herhangi bir çokgende düzgün olması gerekmiyor. Herhangi bir çokgende tüm iç açılar dış açılar toplamı 360 derecedir. Bir tanesi 10 derece olduğuna göre kaç tane dış açısı var bu arkadaşın? 36 tane. Arkadaşlar kaç tane dış açısı varsa o kadar iç açısı vardır. O kadar köşesi, o kadar da kenarı vardır. Adı da 36 gendir. Okey tomento. Tamam. Bir dakika ya 33'e. Bir an 36'ya baktım. Edirne görünce şaşırdım. 34 numara. Arkadaşlar 34 numara da 32'deki fikrin bir başka şekli. Yamuğu verilmiş. Teşekkür ederim. Yamuğu dediğinde arkadaşlar şu arkadaşa paralel olduğunu hemen sen de işaretleyebilirsin ya da fark et. Taralı alan AE'de 10 birim kare. Teşekkür ediyoruz verilmiş. AD 2 tane EC. AD hemen yazalım. Burası K kadarsa arkadaşlar burası 2K kadar. Kabul mü? Kabul. AB'de D'ye paralel teşekkür ediyoruz bizim için işaretlenmiş. Alan ABC'de ABC'de tamamını soruyor. Sevgili arkadaşlar ben buraya bakınca tabii bir yamuk görüyorum kabul. Ama ben burada bak bir ABE üçgeni görüyorum. Bir AED üçgeni görüyorum. Bir de EDC üçgeni görüyorum. Görüyorsun değil mi? Bu arkadaş. Peki ben niye bunları böyle gördüm? Hepsinin de yüksekliği sevgili arkadaşlar H kadar. Bir üçgende yüksekliklerim arkadaşlar aynı olursa bak bunların da H'ları aynıdır. İki parçaya böldüm. Burası 2K burası 5K ise alanlar oranı da tabanlarıyla doğru orantılıdır. Burası 2S burası da 5S kadardır. Anlaştık mı? Harika. O zaman bu arkadaşların hepsinin arkadaşlar yükseklikleri aynıysa bak burası K 2K. Şimdi bak sana bu paralel şunlar birbirine paralel. Bunlar da paralel. A, D, E, B zaten bir paralel kenar. 2K burası da 2K. Bunu bile bilmene gerek yok. Çünkü paralel kenarda köşegen iki eşit parçaya bölecek. Burası da 10 birim kare olur helalinden. Bu cepte. Şimdi buraya geldiğimde yüksekliklerim aynı ya sevgili arkadaşım. Bak 2K'ya K şu beyaz bölge şu arkadaşın yarısı kadar olur. Konu kapanmıştır. Uzun uzun 2K çarpı H bölü 2 falan demene bile gerek yok. Dönem ödevi verseydi öğretmenin performans ödevi öyle yapabilirdin. Ama burada görüyorsun aslında 2K'ya K 10, 15, 25 konu kapanmıştır. Tamam mıyız arkadaşlar? Devam ediyorum. Geldim 35'e. 35 diyor ki O merkezli çember ile verilmiştir. Löp 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 löp. Buna göre diyor ABC alfa kaç derecedir? Arkadaşlar ne dedik? Geometrinin sırrı verileri şekil üzerine işaretlemek. Gel işaretleyelim.
ADC yayı. Bak ADC yayı. Yani şu yay arkadaşlar ne kadarmış? 320 derece. Hemen şurayı da yaz. Bu şu demek. Burası 320 ise 360'dan geriye kalan 40 derecede budur. Hatta hemen elindeymişken burası merkez ya. Merkezden gördüğün için arkadaşım merkez yay ya bu. Merkez açı. Burası da 40 derece. Hiç affetme. Bunu işledim. OAB 20 derece. OAB. Burası 20 derece. BCO da 35 derece. BCO. Soru bitti be. Burası da kaçmış? 35 derece. Sevgili arkadaşlar ben şimdi çok sevmiyorum o özellikleri. İşte bumerang, Z kuralı, U kuralı. Öyle lafları hiç sevmiyorum. Bana sorarsanız matematiği katleten şeyler onlar. Bak ciddi söylüyorum ha. Ama hocam çok güzel değil mi? Aklımızda kalıyor. Arkadaşlar bak o matematik değil. O ezberci zihniyet. Matematik dediğin şey bak ezberci zihniyeti söyleyeyim. Bu bir bumerang. Alfa eşittir. Şu toplamlarıdır. 40 artı 35 artı 20'dir. O bumerang. 60, 95 değil mi? 95 derece. Hop bulsa. Nerede 35? Aa ne güzel ben işimi gördüm değil mi? Arkadaşlar bak işini gördün ama sana bir şey kazandırmadı. Çok net söylüyorum. Çok net. Bu neden öyle ben sana onu söyleyeyim bak. Hop 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 oldu ya. Bak bu bir dörtgen. Kapalı bir dörtgen. Yani buradaki A, B, şu C. Bak burada da geniş bir şeyin var D. A artı B artı D artı C 360 derecedir. Doğru mu? Doğru. Arkadaşlar işte bu da bak şurası da alfa olsun. Alfa artı D de 360 değil mi? Evet. İşte bak bu alfa dediğin yer D'yi 360'a tamamlıyor. Şurası işte bak. Şunlar alfa. O yüzden A artı B artı C alfadır. Tamam. Ha şimdi oldu. Bak ben şimdi içim rahat etti. Vay bu meren kuralı cakta da cukta da ben onları sevmiyor. Tamam. Ama akılda kalıyor falan filan ona bir şey diyemem. Neden olduğunu bilirsen çok daha iyi edersin. Sana bu kazandırır neden olduğunu bilmek. Yoksa sen değil mi hepimiz söylüyoruz yolda x y mi yürüyeceğiz hocam diye. Neyse fazla uzun etmeyeyim ben 36 ile devam edeyim. Şekilde verilen o merkezli AC çaplı çemberin yarı çapı A artı 5. Hemen yazalım arkadaşlar. AC tamamı ne kadarmış bu arkadaş? Bir dakika ya. Yarı çapı ha. Yarı çapı arkadaşlar burası çapsa bir de o merkezli dedi. Demek ki şu uzunluk ne kadar? A artı 5 kadar. İşledim. AB çaplı çemberde A O BC doğrusal tamam. Olmak üzere OD AC yedik. Güzel. OD'de A artı 2. Güzel sevgili arkadaşlar. Buna göre AB çaplı çemberin yarı çapı kaç birimdir? Bunun yarısını soruyor arkadaşlar. Şu arkadaşın yarısını soruyor. Bir dakika ya. A'yı bulmam lazım. A'yı bulacağım. Yarısı ne kadar arkadaşlar? Bak tamam çapı 2A artı 5 bölü 2 soruluyor değil mi? Bak A 5 burada. A da burada. Peki ben bunu nasıl yapacağım da nasıl bulacağım? Sevgili arkadaşlar bakıyorum. Şimdi bak burası çap ya. En sevdiğim arkadaş. Şurada bak bir tane muhteşem üçlü görmüştük değil mi? İşte muhteşem üçlünün nereden geldiğini de göstereyim ben sana. Aha da buradan geliyor. Arkadaşlar bak şu arkadaşı birleştirdiğimde bak şu açı 90 derece. Hocam nasıl bildin ya sen rüyanda mı gördün? Arkadaşlar bu arkadaş bak şu çapı görüyor. Ya da şöyle yaparsan 180 derecelik yayı görüyor değil mi? Bak burası 180 derece. Bu arkadaş da çevre açı gördüğü yayın yarısı 90 derece. Sen nereden buradan çizersen çiz çapı gördüğün sürece hep 90 derece olur. İşte muhteşem üçlüye de hemen değineyim. Bunun merkezine çizeceğin hepsi de R'ye kadar ya bak. R. Muhteşem üçlü. Muhteşem üçlü. Tamam mı arkadaşlar? Bu. Konu kapandı. Burada da işte gayet güzel Öklit bağıntısı çıktı. Bu Öklit bağıntılarının da biliyorsunuz trigonometriden ispatları var. Benzerlikten var. Arkadaşlar bu verilmiş. Bu da verilmiş. Bu da verilmiş. Helva yapsana diyor. A artı 2'nin karesi. Eşittir. Şuraya yazayım. Değil mi? H kare neydi? Ayakların çarpımı kadardı. Hemen hesaplayalım o zaman. A artı 2'nin karesi eşittir. A artı 5 çarpı A. H
Harika. Aldım karesini. Var mı başka yapabileceğim numara? Yok. Artı birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı artı 4 eşittir a kare artı 5a. A karelerle vedalaştık. Hop, a kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Geçmiş olsun. A 4 ise ben zaten bunun arıyordum arkadaşlar. Değil mi? A 4 yazdım. 8 artı 5 bölü 2, 13 bölü 2. Bakalım cevap anahtarını aynı mı? Ha, 36'ya E demiştik zaten. Tamamız değil mi arkadaşlar? Hepsi bu kadar. İşte geometri bunları görebilmek ama yani çok soru çözersen fark edersin bunları da. 37 gelsin. numara şu şekilde. M arkadaşlar şu arkadaş da şu arkadaş olarak verilmiş. M eksi 3 Ç 2M artı 6 noktası koordinat sisteminde eşit uzaklıkta olduğuna göre koordinat eksenlerinden eşit uzaklıkta olduğuna göre M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bunun geometriyle ne alakası var değil mi? Ortada hiçbir şey yok. Arkadaşlar şairin sana anlatmak istediği şu. Bak eksenlerin senin şu değil mi? X ve Y ekseni. Şimdi hem buraya hem de buraya eşit uzaklıkta diyor ise bu arkadaş şunu demek istiyor. Değil mi? Şurada şöyle bir nokta var. Bu mesafeyle bu mesafe birbirine eşit diyor. Yani M noktası arkadaşlar şöyle diyelim karışmasın. A var mı ortalıkta yok. Burası A ise burası da A. Yani A'ya A. Bu kadar değil mi? Bu arkadaşın bu arkadaşa eşit olması lazım. Ancak kazın ayağı sadece bu kadar değil. Neden? Bak hop bu arkadaş burada da olabilirdi. Bu arkadaş hop burada da burada da olabilirdi. Çünkü şu da şu da birbirine eşit. Hatta şöyle olabilir. Yani aynı şey için. Şunlar da birbirine eşit olur değil mi arkadaşlar? Güzel. Ha bu durumda bak dikkat edersen artılı eksili falan. O zaman sorun çözüldü. Yani M eksi 3 eşittir 2M artı 6 diyecektin ya. Aslında olay şuymuş. Bunların mutlak değerleri birbirine eşitmiş. Arkadaşlar sen bunu söylemeden bile zaten mutlak değer neydi? Mesafeydi. Zaten şu senin koordinatların, koordinat değerlerin, apsis ve ordinatların. Bak apsisin, apsis değerini sevgili arkadaşım, y ekseninin uzaklığını, ordinatın da x eksenine olan uzaklığını vermez mi sana? Evet. Bak bu senin x, y eksenine olan uzaklığın, bu da x eksenine olan uzaklığın. Bunların mutlak değerleri birbirine eşit olacak. Mutlak değer zaten mesafe yani. Bunu çözerken de ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Şöyle bak. Burayı 0 yapan m değeri 3. Bunlara bakmak durumundayım. Burayı 0 yapan m değeri kaç? Eksi 6. 2m artı 6 eşittir 0. M eşittir eksi 3. Arkadaşlar bu kritik değerler. Bu ne demek biliyor musun? Şu demek. Bak. Eksi 3. Bunu daha önce de sana gösterdim. Şurası da 3 olsun. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bunları birbirine eşitleyeceğim ya. Eksi 3'ten küçükken M değeri. Bak bu M değeri. Tamam mı? M değeri eksi 3'ten küçükken. Şu arkadaş nedir? Ben mutlak değerden kurtulacağım ya. Negatiftir. Yani bu arkadaş eksi M artı 3'tür. Negatif çıkar. Eşittir. Bu arkadaş nedir arkadaşlar? Eksi 3'ten küçükken. Bu da negatiftir. O zaman ne diyeceğim bu arkadaşa da? Eksi 2M eksi 6 diyeceğim. Böyle çözelim. Şurayı şöyle ayırayım. Çözüyorum. M buraya geldi. M oldu. Buraya geldi. Eksi 9. Sevgili arkadaşlar M dedim eksi 9. Doğru mu dedim? Bakıyorum bak. Eksi 3'ten küçük için çözüyorum. Hemen kontrol ediyorum. Çünkü benim şartım buydu. Doğru. Eksi 3'ü aldım. Şimdi eksi 3 ile 3 aralığında sevgili arkadaşlar. Şimdi bir sıfır değeri düşün. Mesela bu arkadaşa versen negatif. Demek ki bu arkadaş eksi olarak çıkacak. Eşittir. Şurayı da şey yapayım ya. Gene sığmayacak. 3'ü şuraya doğru alayım. Bu da 3 olsun. Arkadaşlar şimdi eksi 3 ile 3 aralığında bu arkadaş ne? Eksi 3'ten büyük olduğu için pozitif. Yani 2m artı 6. Doğru mudur? Doğrudur. Bunu buraya aldım 3m. Bu arkadaşı buraya aldım. Eksi 3. M eşittir eksi 1. Doğru mu? Doğru çünkü bulduğum değer bu iki arkadaşın arasında. 3'ten büyük için arkadaşlar bu da pozitiftir. Bu da pozitiftir değil mi? Aslında ikisinin pozitif olmasıyla ikisinin negatif olma durumları aynıdır. Yazıyorum.
M eksi 3 eşittir 2M artı 6. M'i buraya aldım. Bak bu da eksi 9 oldu. Arkadaşlar bunu da alacak mıyım? Hayır. Neden biliyor musun? Bak sen dedin ki M dedin 3'ten büyük için çözüyorum. Bulduğun cevap ne? Eksi 9. Büyük bir çelişki. Hemen o ön koşuluna gitmen lazım, bakman lazım. Arkadaşlar bu durumda senin çözümün şudur. Eksi 9 ve eksi 1'dir. Değerler toplamında eksi 10'dur. Anlaştık değil mi bu konuda? Harika. Bu önemliydi. Geldim 38'e. Şekildeki verilen dik koordinat düzleminde y eşittir 2x doğrusuna dik olan AH doğru parçası gösterilmiştir. Görüyorum. Y eşittir 2x. H, A'ya B verilmiş arkadaşlar. Y eşittir 2x doğrusu üzerinde olmak üzere H noktasının ordinatı nedir? Yani H noktasının ordinatı kim? B. Bir kere arkadaşlar ben hiç affetmem. Bak bu arkadaş bir doğru üzerindeyse x yerine A yazarsan. Bak x yerine A yazarsan y ne olur? 2A. Yani bu B'yi boşu boşuna sana B olarak vermiş. Bu arkadaş da 2A'dır bir kere. Bunu bir kere hemen belirle. Tamam mı? Güzel. Peki ben bu soruyu nasıl çözeceğim arkadaşlar? Tak tak. Bak bir şeyin sana koordinatları belli olduysa hemen eksenlere indir. Burası A noktası. Burası da 2A. A cinsinden yaz. Doğru mu? Doğru. E sevgili arkadaşlar bu şu demek. Bak burada AOH. AOH. Öklit'e bayağı bir önem verilmiş bu testte. Bir dik üçgen değil mi? Evet dik üçgen. Sevgili arkadaşlar şu mesafe A kadar değil mi? Evet öğretmenim. Peki sevgili arkadaşlar şu mesafe 2A kadar değil mi? Evet. Peki sevgili arkadaşım şu mesafede bak bana 6'ya 0 da verilmiş. 6 eksi 2A değil mi? Vallahi doğru. Bak A cinsinden A cinsinden A cinsinden ne duruyorsun? Öklit bağıntısı yazsana. Değil mi? Kırmızının karesi. A kare eşittir yeşil çarpı maviş 6 eksi 2A. Ben buradan A'yı allem eder, kullem eder bulurum. A kare eşittir löblüp löblüp eksi 4 tane A kare artı 12 tane A. Bunu buraya aldım 5 tane A kare eşittir 12 A dedim. Bak burada A'ları gönül rahatlığıyla sadeleştirebilirim. Çünkü sadeleştirdiğimde A eşittir 0'ı yok ediyorum. Ama bir zararım yok çünkü mesafe buluyorum zaten. Bak karenin bir tanesi A'nın birisi gitti. A kaçmış arkadaşlar? 12 bölü 5'miş. Hayırlı uğurlu olsun. Bana ne soruluyordu sevgili arkadaşlar? 2 tane A yani B soruluyordu zaten. Ordinatı soruluyordu. 12 bölü 5 ile 2'yi çarp diyor. 24 bölü 5. Diyarbakır seçeneği. Okey tomento. Harika. Valla bu 39'a çok şaşırdım ben ya. TYT sorusu gibi olmuş arkadaşlar 39. Şöyle ki bir kenarı 4 birim olan kare şeklindeki bir çarı şekildeki üzerine katlandığında şekil 2 üçgen oluşuyor. Dikkat et kare. Oluşan üçgen AK doğrusu boyunca BD noktaları çakacak şekilde katlanıyor. Şekil 3'teki oluşuyor. Oluşan son üçgenin alanı kaç birim karedir? Neden şaşırdım ben sana söyleyeyim mi? Şu yüzden. Arkadaşlar bak katladığımda birinci şekil, hani şunu katladım şurası zaten. Bak burası burası değil mi? Evet. Bak ben bunu bir daha katladığımda, şuradan katlıyorum ya. Şu alan bir daha katladığında sevgili arkadaşım, şurası oluyor. Şu arkadaş bildiğin burası. Değil mi? Aynen öyle işte. O şundan şaşırdım. Çünkü benim bu taradığım yeşil alan arkadaşlar şunun dörtte biri. Alan A, B, C, D eşittir 4 çarpı 4 eşittir 16. Bu arkadaş da bunun 4'te 1'i değil mi? 16 bölü 4 eşittir 4. Yani hesap kitap yapmama gerek yok. Teker teker ne bileyim uzunluk falan bulmama gerek yok. Hoş bulmak istersen burası 4 kök 2. Sonra bu arkadaşın yarısı 2 kök 2, 2 kök 2. Bu da bunun kök 2 katı bak görüyorsun. Bu arkadaş 2 kök 2, 2 kök 2 buluyorsun. Çarp bunları bölü 2'ye. Bunları çarparsan 8 bölü 2'ye 4. Öyle de bulabilirsin yani. 30'la testi tamamlayalım sevgili arkadaşlar. Şekilde taban alanı 16 birim kare, yüksekliği 6 birim olan bir kare dik prizma. Arkadaşlar kare dik prizma dedi. Burası kare. Aşağısı 16. Aslında sana şuralar 4 4 dedi. Hemen yaz. Belki unutursun.
Buna göre bu prizmanın A noktasının alt tabandaki karenin O harfiyle gösterilen ağırlık merkezine olan en kısa uzaklığı kaç birimdir? Sevgili arkadaşlar, sorulan şu. Buradan şurası soruluyor. E vallahi sen fark ettin değil mi sevgili arkadaşım? Yapacağın olay şu. Şurayı bul. Şurayı bul. Bak burada bir dik üçgen var. Hemen sana şuraya çizivereyim zaten o dik üçgeni. Bak burası A noktası. Burası H noktası. Şurası da O noktası. Şuradan bakarak çizdim. Değil mi? Köşeden bakarak çizdim. Sevgili arkadaşlar, yüksekliği biliyorsunuz zaten. 6 değil mi? Yüksekliği sana verdi. Evet. Bütün mesele OH'yi bulmak. OH'yi de zaten şurada antrenmanlı yapmıştın. Bak tabanı çizdim. O'yu gördün. H de burası. Hatta onları da yazdım. G, E, F olsun burası. E sevgili arkadaşlar, ağırlık merkezin tam köşegenden geçmeyecek mi? Geçecek. 4, 4. HF'nin, HF uzunluğunun 4 kök 2 olduğunu biliyorsun zaten. Kök 2 katı. E bu da bunun tam yarısı. Şurası ne kadar olur arkadaşlar? 2 kök 2. Yani bu arkadaş da 2 kök 2. E gel buna da seninle x diyelim. Yap Pisagor'unu. Geometride ilk öğrendiğin şey. X kare eşittir 6'nın karesi artı 2 kök 2'nin karesi. Bu arkadaş 36. Bu arkadaş 8 eşittir 44. 44'ün de kare kökü nedir arkadaşlar? 4 çarpı 11. 4 kurtardı kendini 2 olarak. 2 kök 11. Anlaştık değil mi sevgili arkadaşlar? Harika. Şimdi sevgili arkadaşlar, bununla birlikte birinci adım, birinci denemenin bütün sorularını, matematik sorularını bitirmiş bulunuyoruz. Ben buraya linkini koyuyorum söylediğim üzere. Tamamını yine burada bulabilirsiniz. İkinci, üçüncü denemeleri de çözersem yine aynı oynatma listesinin altına koyacağım. Eğer vakit bulursam da buraya resmini koyarım. Fiziğin de çözümlerini bu resime tıklayınca bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.